Azerbaycan'ın kahramanlık savaşında Ermenistan'a silah yardımı yapan, yıllardır Irak ve Suriye dahil olmak üzere Orta Doğu'da terör örgütlerini destekleyen İran, son aylarda PKK terör örgütünü silahlandırarak Türkiye'ye saldırılar gerçekleştiriyor. Son dönemde Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler, PKK terör örgütünün silahlandırılması üzerinden gerilimli bir seyir izliyor. İran'ın terör örgütüne silah sağlaması, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve bölgesel stratejileri yeniden şekillendiriyor. İran, PKK terör örgütünü destekleyerek bölgedeki etkisini artırmaya çalışıyor. İran, PKK terör örgütü başta olmak üzere Irak ve Suriye'deki diğer terör gruplarını da destekleyerek Türk ordusunun operasyonlarını engellemeye çalışıyor. İran, PKK terör örgütüne kamikaze insansız hava araçları temin ederek, Irak ve Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırılar gerçekleştirmesini sağlıyor. İran ayrıca PKK terör örgütüne hava savunma sistemleri ve radyasyon füzeleri vererek Türk silahlı insansız hava araçlarına karşı kendilerini savunma sağlamalarını ve saldırılar gerçekleştirmelerine destek veriyor. İran, PKK terör örgütünü kullanarak Türkiye'ye karşı bir savaş yürütüyor. Diğer yandan Azerbaycan ve İran, stratejik yapılar ve ulaşım hatlarının güvenliği için eş zamanlı tatbikat yapacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde tatbikat yapacağı, İran ordusunun da kendi ülkelerinde eş zamanlı olarak tatbikat gerçekleştireceği kaydedildi. Açıklamada, Azerbaycan ile İran arasında varılan anlaşma doğrultusunda İran ordusunun da kendi ülkelerinde eş zamanlı olarak tatbikat gerçekleştireceği kaydedildi. Her iki ülkede düzenlenecek tatbikatlarda, stratejik yapılar ve ulaşım hatlarının olası sabotaj faaliyetlerinden korunmasına yönelik çeşitli görevlerin koordineli şekilde yerine getirileceği ifade edildi. İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a silah desteği veren İran, Hudafer'in köprüsünden Azerbaycan topraklarına yasa dışı geçerek Azerbaycan ordusunun ilerlemesini engellemişti. Diğer yandan İran ile Rusya arasında uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasına ilişkin çalışmaların geçici olarak askıya alındığı iddia edildi. Rus TAS haber ajansına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya ile İran arasında kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin çalışmaların askıya alındığını söyledi. Kabulov, bu yılın başında İran'dan alınan son değişiklikleri dikkate alarak karşı tekliflerde bulunduk. Buna karşılık İran yönetimi şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmakla meşgul olduğu için bu konunun onların önlerine gelmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ise anlaşmanın askıya alındığı haberinin asılsız olduğunu ve Rus yetkilinin açıklamasının tercüme hatasından kaynaklandığını söyledi. Celali, İran ve Rusya'nın stratejik anlaşmayı nihai sonuca ulaştırma süreci belirlenen takvime göre devam ediyor dedi. Rusya ile İran, iki ülke arasında stratejik ve ticari alanda işbirliğini öngören uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşması için 2021'den bu yana çalışma yürütüyordu. Öte yandan Ermeni medyası Amerika'nın Ermenistan'a stratejik ortaklık teklifinde bulunduğunu yazdı. Haberde, Ermenistan'ın bunu büyük bir fırsat olarak gördüğü ifade edilerek, iki ülkenin üst düzey heyetleri Erivan'da istişarelerde bulunuyor. Diplomatlar, ticaretin serbestleştirilmesi, nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliği de dahil olmak üzere, enerji çeşitlendirmesi de dahil olmak üzere, ekonomik işbirliğinin yanı sıra savunma, adalet ve kamu yönetimi alanlarında işbirliği olanaklarını tartışıyor. Amerika'nın Ermenistan'a stratejik ortaklık teklifinde bulunması, Güney Kafkasya'daki jeopolitik dengeleri etkileyecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu teklif, Amerika'nın bölgedeki etkisini artırma ve Rusya'nın nüfuzunu azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir denildi. Kırgızistan merkezli akşam Bişkek gazetesi, Türkiye ve Azerbaycan Orta Asya'da tehlikeli jeopolitik oyunlar mı oynuyor başlıklı haber yayımladı. Haberde, sorular ve kaygıların son zamanlarda Türkiye ve Azerbaycan'ın Tacikistan ile artan askeri-siyasi yakınlaşması, bölgedeki jeopolitik dengeleri ve Türk devletleri arasındaki ilişkileri sorgulamaya açtığı belirtildi. Haberde, bu durum, Kırgızistan gibi önemli bir Türk devletinde bile endişelere yol açıyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın Tacikistan'a olan ilgisinin arkasındaki kesin nedenler net değil. İran ve Rusya'nın bölgedeki nüfuzuna karşı koyma arzusu, Türk dünyası işbirliğini genişletme hedefi veya silah endüstrisi için yeni pazarlar bulma isteği gibi çeşitli faktörler rol oynayabilir. Tacikistan, geleneksel olarak Rusya ve İran ile yakın ilişkilere sahip olmuştur ve Türkiye ve Azerbaycan ile yakınlaşmaya hevesli görünmüyor. Duşanbe, İran ile savunma işbirliğini geliştirmeye devam ediyor ve Rusya'yı hala güvenliğinin garantörü olarak görüyor denildi. Kırgızistan'ın Türk devletleri arasındaki birliğe önem verdiği ve Türkiye ile Azerbaycan'ın Tacikistan'a silah satışı gibi adımların bu birliği zayıflatmasından endişe edildiği aktarılan haberde, ayrıca, bu durumun Kırgızistan'ın kendi batılı ülkelerle olan ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğinden de korkuyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın Tacikistan ile yakınlaşması, Orta Asya'daki güç dengesini değiştirebilir ve bölgesel gerilimleri artırabilir. Bu durum, Türk devletleri arasındaki işbirliğini de zayıflatabilir ve Rusya ve İran'ın nüfuzunu pekiştirebilir. Türkiye ve Azerbaycan, Tacikistan ile olan ilişkileri ve Kırgızistan gibi diğer Türk devletlerinin endişelerini ele almak için açık ve şeffaf bir diyalog kurmalıdır denildi. Öte yandan Yunanistan merkezli Enikos, Türkiye'nin nükleer hedefleri, enerji dönüşümü mü, silahlanma yarışı mı başlıklı haber yayımladı. Haberde, son dönemde Türkiye'nin enerji ve güvenlik politikalarının, nükleer enerjinin kullanımı ve olası nükleer silah edinme hedefleri bağlamında dikkat çekici bir şekilde gündeme geldiği belirtildi. Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hedeflerinin, resmi yetkililer tarafından yeşil enerji dönüşümü ve karbon nötrlüğüne geçişin bir parçası olarak tanıtılmakta olduğu aktarılan haberde, Türkiye'nin enerji politikaları, doğal gaz ve nükleer enerjiye odaklanmaktadır. Türkiye, son yıllarda doğal gaz ticaret merkezi oluşturma çabalarını hızlandırmıştır. Botaş ve Rus Gazprom ile işbirliği yaparak İstanbul Finans Merkezi'nde ticari şirket kurma planları yapılmaktadır. Bu bağlamda, nükleer enerjinin de enerji çeşitliliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ancak Türkiye'nin bu çabaları, NATO ve Batı ile ilişkilerinde bazı gerginliklere yol açmaktadır, özellikle Rusya ile artan işbirliği göz önüne alındığında. Türkiye'nin nükleer enerji planlarının arkasında, bazı kesimlerde nükleer silah edinme endişeleri bulunmaktadır. Bu endişeler, özellikle Türk medyasında yer alan bazı agresif yazılar ve yetkililerin açıklamalarıyla körüklenmiştir. 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nükleer silah edinme arzusunu açıkça ifade etmiş ve bu durum bölgesel güvenlik dinamiklerini yeniden şekillendirmiştir. Türkiye'nin nükleer enerji ve olası nükleer silah edinme hedefleri, Yunanistan ve İsrail gibi komşu ülkelerle ilişkilerinde ciddi endişelere yol açmaktadır. Türkiye'nin bu ülkelerle olan tarihi ve stratejik rekabeti, nükleer silahlanma konusundaki tartışmaları daha da karmaşık hale getirmektedir. Ayrıca, NATO üyesi olarak Türkiye'nin nükleer silah edinme çabaları, ittifak içindeki dengeleri ve ABD ile ilişkilerini olumsuz etkileyebilir denildi.